Evet. Merhabalar, o zaman tekrardan arkadaşlar. Sesim geliyormuş. Sesle girerim, sıkıntı yok. Değerli arkadaşlar, ismim Hasan Bal. Bu dönem tek üzerinde birlikte vatandaş dersini işleyeceğiz. Biliyorsunuz özellikle 2022'de arkadaşlar birebir demesek bile benzer soru çok yakaladık. Yani şıklar birebir aynı olmasa bile arkadaşlar cevap şıkkı biliyorsunuz sonuç aynı sonuç. O tarz gayet güzel sınava yönelik sorularla güzel geçti, güzel bir dönem geçti. Birçok öğrenimde çok güzel dönüşler oldu. Bu da bizi tabii ki mesleki alanda daha da açıkçası ne yapıyor? Branşımıza, işimize de daha da şekilde yaklaşmamıza vesile oluyor. Bu dönemde arkadaşlar ben sizlerle birlikte vatandaş dersini işleyeceğiz. Yani ben hep şunu söylerim. Benim dersime düzenli ve istikrarlı şekilde katılan, benim dediklerimi yapan bir kişi bu dersten arkadaşlar kaçırırsa bir ya da iki tane soru olur. O da nereden olur? Güncelden. Yani bu dersten full çıkaran da çok arkadaşımız var. Hele ki vatandaşlık kısmında arkadaşlar yani genelde ya 9'da 8 ya 9, minimum 9'da 7. Yani 9'da 6 minimum bak diyor. Düzenli gelen zaten yapar. Ve bir de arkadaşlar kulaktan duymayla birçok şey yapabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz hukuk soyut bir şey. Biz burada bir de tablo üzerinden anlatıyoruz. Tabloda bunu ne yapıyoruz tabii ki arkadaşlar? Daha da somutlaştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün de ben size elimden geldiğince böyle bir 40 dakika genel bir vatandaştan biraz bahsedeceğim. Yani sınavda ÖSYM'ye ne tarz soru sorar? Ders anlatış tarzımızla ilgili biraz hafif fikirler vereceğim size. Şimdiden hepinize yeni dönem için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yani arkadaşlar karamsar olmayın. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmaya bakın. Güzel şeyler olacak. O zaman gelelim. Şimdi değerli arkadaşlar ben tekrardan size şunu söyleyeyim. Bu ders hep sıfırdan hazırlanan arkadaşlarımız oldum. Ve şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Bu ders basit bir ders. Bu dersi zorlaştıran arkadaşlar yardımcı kaynakların tamamıyla arkadaşlar ÖSYM müfredatından uzak bir şekilde arkadaşlar soru tarzına girmesi, konu tarzına girmesi. Bundan dolayı bu dersi zorlaştırıyor. Şimdi ben kendim hem müfettişlik olsun hem diğer kurum sınavlarına girdiğimiz için aynı zamanda akademi yaptığım için arkadaşlar. Az çok ÖSYM'nin stilini biliyoruz. Ne tarz sorular sorduğunu biliriz. Tamam. Yani onun için ben hem size skor hem de normal hayatta size lazım olacak bilgileri vereceğim. Değerli kardeşim, öncelikle size şundan bahsedeyim. Biz de biliyorsunuz 3 tane anaerkimiz vardır. Bizim şu an kullandığımız anayasa 82 anayasasıdır. Bir tanesi yasama, bir tanesi yürütme, bir tanesi nedir? Yargı. 1982 anayasasına göre arkadaşlar yasama yetkisi kime aittir derse TBMM'ye diyeceksiniz. Bunu herkes bilsin. Yasama yetkisi kime aitmiş diyeceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir diyeceksiniz. Gelelim. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaç milletvekili var derse de ne diyeceksiniz? 600 milletvekili diyeceksiniz. Evet, 82 anayasasına göre TBMM'de kaç milletvekili varmış derse ne diyeceksiniz? 600 milletvekili diyeceksiniz. Tamam. Evet. Tekrardan söylüyorum. En az kaç milletvekili varmış TBMM'de? 600 diyeceksiniz. Bunu herkes bilsin. Yani arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Şimdi bizim şu an kullandığımız anayasa 82 anayasası. 82 anayasının ilk 3 maddesi değiştirilemez. Değiştirmesi teklif dahi bile edilemez. Ama onun dışında kalan maddeler hepsi ne olabilir biliyor musunuz? Değişebilir. Kaldırılabilir. Ama ilk 3 madde hiçbir zaman. Bakın arkadaşlar. Hukuk değişkendir. Çağ, zamana ayak uyduracak. Bundan dolayı değişiklik olması gayet normaldir. Tamam. Şimdi arkadaşlar İlk 82 anayasa ilk yapımda mecliste 400 milletvekili vardı. Nüfus arttığı için doğal olarak vekil sayısı da arttı. Sonra 450'ye çıkarıldı. Sonra bak bu da yetmiyor. 550. Sonra kaça çıkarıldı? 600. Peki bizim şu an kullandığımız anayasa hangisi? Anayasa 82 anayasa. 82 anayasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaç milletvekili var derse 600 diyeceksiniz. Gelelim. Değerli kardeşim, milletvekili seçilme yeterli. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Bir kişinin milletvekili seçilebilmesi için bir kere her şeyden önce Türk vatandaşı olması gerekir. Yani arkadaşlar yabancılar ne yapamaz biliyor musunuz? Milletvekili adayı olamaz. Ancak kimler olur diyeceksiniz? Türk vatandaşı olan. Bu bir. İki. Arkadaşlar en az kaç yaşını dolduracaksın diyeceksin? 18 yaş. Tamam. Yani 18 yaşını dolduran bir kişi ne olabilir arkadaşlar? Milletvekili seçilebilir. Üç. Ve en az ne mezun olacaksın diyeceksin? İlkokul neyi mezun olmuş olman gerekir. Ve dördüncü şey şu arkadaşlar. Neyle ilişkin olmayacak? Askerlikle neyin olmayacak? İlişkin olmayacak.
Bakın ben size söylüyorum. 1. TC vatandaşı olacaksın. 18 yaşını dolduracaksın. İlkokul mezunu. Bu askerlik kliniğin olmayacak senin. Bir işin olmayacak. Anladınız mı? Var mı sıkıntı? Evet. Türk vatandaşı. 18 yaşını doldurmuş olman. İlkokul mezunu. Askerlik kliniğin olmayacak senin. Bir işin olmayacak. Yapmış olmak değil. İlişi olmamak diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar. En basit örnek vereyim size. Askerlik yaşı bizde 21. Milletvekili seçilebilmek için kaç yaşında olmanı istiyor? 18. Yani burada zaten bir kere tezatlık var. Bu bir. İkinci şey şu. Bakın burada arkadaşlar şu mezuniyete çok dikkat edin. Herkes liseye atlıyor. Üniversiteye atlıyor. Hayır. Ne mezun olmanı yeterlidir? İlkokul olman yeterlidir. Gelelim. En az kaç yaşını dolduracaksın? 18 yaşını doldurmuş olman gerekir. Yani 3 şeyi çok iyi bileceksin. 1. Mezuniyet. 2. Askerlik. 3. Ne? Yaş. Şu üçünden birinde bir sıkıntı varsa arkadaşlar bunlara çok dikkat et. Bak tekrardan söylüyorum. Mezuniyet. Yaş. Askerlik. Evet. En az kaç yaşını dolduracaksın? Kaç? 18. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Türkiye'de seçme ve seçim yaşı kaçtı derse 18 diyeceksiniz. Evet, Türkiye'de seçme ve seçim yaşı kaç? 18. Meselesi bir soru. Belediye başkanı seçme yaşı kaç? 18. Köy muhtarı 18. Anladınız mı? Bunu böyle bileceksiniz. İkinci şey şu. Değerli arkadaşlar, bir kişi senin yüksek lisans doktora yapmana gerek istemiyor. Sadece ne mezun istiyor? İlkokul. 3. Neyle ilişkin olmayacak? Askerlikle ilişkin olmayacak. Yapmış olmak değil. Tamam. Neyin olmamış olmak? Askerlikle ilişkin olmamak diyeceksin. Tamam. Ya da tecilli ol. Anladınız mı? Ama şunu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Yani tecilli olan. Mesela ben 2026'ya kadar diyelim ki tecilliyim. 2026'ya kadar tecilli olduğum için 2026'ya kadar tüm seçimlere katılabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Bak diyorum. Yaş, mezuniyet. Bunlar arkadaşlar her ikisi de çok önemli bilgilerdir. Sınavda soru olarak gelir. Yani ÖSYM eğer kimse sınavda soru sorarsa ya yaşla ilgili soru sorar ya da mezuniyetle. Gelecek soru bu ikisinden bir tanesidir. Bir de askerlikle ilişki olmamak. Mesela kişi ben size bir şey söyleyeyim. Çoğu kişi olmak diye anlıyor. Peki siz olmamak diyeceksiniz. Ve bazı kişilerin arkadaşlar milletvekili aday olabilmesi için görevinden istifa etmiş olması gerekir. Kimlerin? Değerli arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Eğer ki bir kişi kamuda çalışıyorsa milletvekili aday olabilmesi için görevinden istifa etmiş olması gerekir. Kim? Yani mesela arkadaşlar en basit örnek vereyim size. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Ne diyorum? Kamuda çalışan. Kim hariç? İşçi hariç diyeceksin. Yani mesela arkadaşlar ben size örnek vereyim. Bu sene de böyle bir soru çıkmıştı. Bilginiz olsun. İşçiye çok dikkat edin. İşçi ister kamuda ister özelde çalışsın. Bu kişinin milletvekili adayı olabilmesi için görevinden istifa etmesine gerek yok. Mantığını da anlatayım size. Değerli arkadaşlar bakın devlet memuru dediğin tarafsız olacak. Devlet memuru dış siyasi parti üyesi gidip üyeliğini iptal ettirecek. Bundan dolayı siz ne diyeceksiniz arkadaşlar? İşçinin istifa etmesine gerek var mı? İşçinin istifa etmesine gerek yoktur diyeceksiniz. Tamam mı? Değerli kardeşim şunu da çok iyi bilin. Bir kişi ne zaman milletvekili sıfatını kazanır derse mazbatayı aldın. Peki bir kişi ne zaman göreve başlar derse deneyeceksiniz. An iştiyan. Yine burada arkadaşlar iki tane çok büyük kelime oyunu var. Evet milletvekili sıfatı ne zaman kazanıyorsun? Mazbatayı aldın an. Milletvekili sıfat ne zaman göreve başlar derse de an iştiyan diyeceksiniz. ÖSYM ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ikisinden bir tanesinden oynama yapabilir. Yani mesela arkadaşlar sen diyelim ki Ankara'da milletvekili aday oldun. Seçildin. Tamam milletvekili sıfatını kazandın. Ama senin gidip meclise göreve başlayabilmek için ne yapmış olman gerekir biliyor musun arkadaşlar? Art pişmiş olman gerekir diyeceksin. Anlatabildim mi? Var mı program? Evet burayı bilmenizi istiyorum. Yani arkadaşlar sen gidip yemin etmezsen ne mecliste oy kullanabilirsin. Ne kanun teklifinde bulunabilirsin, ne de meclisteki arkadaşlar görüşmelere katılabilirsin. Ondan dolayı.
Şimdi gelelim erken seçim. Değerli kardeşim, normalde bizde seçimler kaç yılda bir yapılır biliyor musunuz? 5 yılda bir. Bunu herkes bilsin. 5 yılda olmadan yapılan seçim nedir? Erken seçim. Ya da ben size şunu söyleyeyim. Yasama dönemi dolmadan yapılan seçim nedir derse erken seçim diyeceksiniz. Tamam mı? Evet, kaç yıl dolmadan? Herkes bilsin. 5 yıl dolmadan. Ya da arkadaşlar ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Yasama dönemi dolmadan yapılan seçim neymiş? Erken seçim diyeceksiniz. Tamam mı? Evet, yasama dönemi dolmadan yapılan seçim neymiş? Bunu herkes bilsin. Erken seçim. Yani yasama dönemi de kaç yılı kapsar derse 5 yılı diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bizde erken seçim kararını iki kişi verir. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir diğeri de Cumhurbaşkanı. Bakın şunu çok iyi bilin. Gerek TBMM gerek Cumhurbaşkanı her ikisi de dilediği, istediği zaman ne kararı alabilir biliyor musunuz? Erken seçim kararını alabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de Cumhurbaşkanı da dilediği, istediği zaman erken seçim kararını alabilir diyeceğiz. Nasıl? Yani biz arkadaşlar bakın normalde yasama dönemi kaç yılı kapsıyordu? 5 yılı. Değil mi? Eğer ki Tayyip Erdoğan yarın sabah kalkarsa erken seçim derse hiç şaşırmayın. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi de istediği zaman erken seçime gidebilir. Mesela Kılıçdaroğlu bağırıyor erken seçim, erken seçim. Ama kendisi erken seçime gidemiyor. Neden? Var mı bilgisi olan? Neden? Çünkü arkadaşlar bu adamın mecliste yeteri sayıda milletvekili yok. Yani en az kaç milletvekili olması lazım? 360. Bunun arkadaşlar 140'a yakın milletvekili var. Sağlıyor mu çoğunluk? Hayır. Bundan dolayı arkadaşlar kendisi ne yapsa da ne etse de neye gidemez? Erken seçime gidemez. Tamam mı? Anladınız mı? Evet, soru şu. Erken seçim kararına en az kaç milletvekili alır derseniz diyeceksiniz. Bunu herkes bilsin. En az kaç? 360 diyeceksiniz. Yani mecliste en az kaç milletvekili diyeceksiniz? 360 milletvekili. Bir de arkadaşlar bakın size şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı da dilediği zaman, istediği zaman ne kararı alabiliyor diyeceksiniz? Erken seçim kararını alabilir diyeceksiniz. Bu kadar. Gelelim. Peki mecliste en az kaç milletvekili erken seçim kararı alır dersin diyeceksiniz? En az 300 kaç? 60 diyeceksiniz. Tamam. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en az kaç milletvekili erken seçim kararı alır dersin diyeceksiniz? 360 diyeceksiniz. Yani bir tane, iki tane milletvekiliyle erken seçime gidemezsin. Meral Akşener bağırıyor erken seçim, erken seçim arkadaşlar gidemiyor. Niçin? Çünkü kendisinin 360 tane milletvekili yok. Gelelim. Onu da söyledikten sonra sırada ne var? YSK. Değerli kardeşim. Yüksek Seçim Kurulu. 1. Arkadaşlar öncelikle Yüksek Seçim Kurulu ilk kez ne zaman kuruldu derse 1900 kaçta? 50'de. YSK ilk kez ne zaman kuruldu derse arkadaşlar 1900 kaçta? 50'de diyeceksin. 2. Bakın. Değerli arkadaşlar. YSK 1982 arasında size şunu söyleyeyim. Yargı kısmında değil. Yasama kısmında düzenlenmiştir. Bu bir. Ama şunu çok iyi bilin. Seçimler ne gözetim denetimi altında yapılır derse yargı gözetim denetimi altında yapılır diyeceksin. Bakın. Gelecek soruları söyleyeyim. Önce kırkça YSK'nın üyelerini kim seçer isminiz gibi bilin. Şimdi böyle bir soru sorduğu zaman çoğu insan ne diyor biliyor musunuz? YSK'nın üyelerini kim seçer diye aklınıza doğal olarak arkadaşlar birçok öğrencinin verdiği cevap size söyleyeyim. Az çok da tahmin edebiliyorsunuz. Ya Cumhurbaşkanı'nı verirler ya da kimi verirler biliyor musunuz arkadaşlar? Size söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bakın gelen cevaplar bu ikisinden bir tanesidir. Ya Cumhurbaşkanı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama şunu çok iyi bilin. Ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ne de Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar veremez. Ezbere gitmeyin. Değerli kardeşim, 2018'de hatırlıyor musunuz seçim oldu. Ne seçim oldu? Hem Cumhurbaşkanı hem de TBMM. Peki ne oldu arkadaşlar? Cumhurbaşkanı seçimi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi. Peki ne oldu arkadaşlar? Cumhurbaşkanı seçimi olduğu zaman Cumhurbaşkanı'nın bir seçimi için gidip ne yapıyorsun?
oy kullanıyorsun değil mi? Peki arkadaşlar, Cumhurbaşkanı seçimi için, oy kullandığın için Cumhurbaşkanı seçim tutanaklarını kim tutuyor? YSK. Cumhurbaşkanı buraya üye seçerse kimi seçer? Kendi adamını seçer. Bu adil olur mu? Olmaz. O zaman ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı YSK üye seçmez. Aynı şekilde arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi demeyeceksiniz. Şimdi mecliste hangi partinin şu an milletvekili sayısı fazla? Hangi partinin? AK Parti'nin. Peki arkadaşlar, AK Parti'nin milletvekili sayısı daha fazlaysa, AK Parti sizce buraya üye seçerse kimi seçer? Kendi adamı seçmez mi? Seçer. Peki bu adil olur mu? Olmaz. O zaman ne diyeceksiniz? Ne TBMM'e ne de Cumhurbaşkanı. Kim diyeceksiniz? 6 tanesini Yargıtay, 5 tanesini kim? Danıştay diyeceksiniz. Bu kadar. Tamam mıyız? Evet, burası çok önemli. Kim? Yargıtay ve Danıştay. Gelelim başkanına. Arkadaşlar, yine öğrencilerin en çok karıştırdığı yerlerden bir tanesi burası. Kıymetli kardeşim, YSK'nın başkanını kendi aralarında seçerler. Sakın Cumhurbaşkanı demeyin. Kim seçiyor diyeceksiniz? Kendi aralarında. Mesela şu an Muharrem Akkaya YSK başkanı arkadaşlar. Nereden seçtiler? Kendi aralarında diyeceksiniz. Evet, soru şu. YSK'nın üyelerini kim seçiyor? Yargıtay ve Danıştay. Soru 2. YSK'nın başkanını kim seçer? Kendi aralarında diyeceksiniz. Tamam mı? Ve bunun kararları nedir? Kesindir. Yani yargı olu nedir arkadaşlar? Kapalıdır. Arkadaşlar, yani YSK bir konuyla ilgili bir karar verirse ne demek istiyor biliyor musunuz? Onun için gidip de herhangi bir yere iptal davası açamazsın. Niçin? Çünkü anayasada şöyle bir ibare vardı. Seçimle ilgili tüm itiraz ve şikayetleri karara bağlı YSK. Nokta. Tamam. Yani bunu herkes bilmesini istiyor. Yani seçim varsa diyor, orada YSK ile gideceksin. Bir de şunu çok iyi bilin. Gerek TBMM, gerek Cumhurbaşkanı, gerek genel yönetim, gerek halk oylaması, gerek mahalli idareleri seçim. Hepsinin tutanaklarını kim tutar derse Yüksek Seçim Kurulu diyeceksiniz. Ve gelelim seçim kanunda yapılan değişiklik. Arkadaşlar, seçim kanunda yapılan bir değişiklik bir yıl geçmeden yürürlüğe giremez. Kaç yıl geçmiş olması lazım? Bir yıl diyeceksiniz. Mesela ben size bir tane örnek vereyim. Ne diyorum? Bununla ilgili arkadaşlar, bir yıl geçmeden ne yapılamaz? Yürürlüğe giremez diyeceksiniz. Arkadaşlar, en basit örnek şu. Ne diyorum? Seçim kanunda yapılan bir değişiklik. Kaç yıl? Bir yıl. Bakın, bizim ülkemizde bir sıkıntı çıkmazsa 23 Haziran 2023'te ne yapılacak biliyor musunuz? Ne yapılacak? Seçim olacak. Dikkat. Bizimkiler ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yaptılar? Biliyorsunuz seçim barajı vardı. Kaç oldu? %10 önceden yüzde kaça düşürüldü? 7'ye. Ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Dediler ki seçim barajını biz %7'ye düşürmek istiyoruz. Düşürmek istiyoruz. Şimdi normalde seçim kanunda bir değişiklik yapabilmek için bu seçim yapılan seçim kanunda yapılan bir değişiklik bir yıl geçmedikçe yürürlüğe giremez. Ne oldular bizimki arkadaşlar? Getirip hemen ne yaptırabiliyor musunuz? 1 Nisan, dikkat, 1 Nisan 2022'de seçim kanununda değişiklik yaptılar. Niçin? Çünkü arkadaşlar, yani 23 Haziran 2023 seçiminde yoksa bu uygulanamaz. Yani arkadaşlar, onun için ne dediler? Bizim Türkiye'nin geleneğinde vardır. Genelde işleri son dakika yaparlar. Bu da bir son dakika oyunu. Tamam. Seçim kanunda yapılan değişiklik kaç yıl geçmedikçe dedik? Bir yıl geçmedikçe yürürlüğe giremez diyeceğiz. Bu buradan geliyor. Tamam. Evet, bunu da size söyleyeyim. Bununla ilgili buraya kadar anlamayan var mı? Yani tekrardan söylüyorum. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerek Cumhurbaşkanı, gerek genel yönetim, gerek halk oylaması, bunların hepsini tutan, kabul eden kimdir? Yüksek Seçim Kurulu diyeceğiz. Tamam. Evet. Var mı? Yani arkadaşlar, bakın tekrardan size söylüyorum. Seçim kelimesi geçiyorsa senin aklına gelecek kelime nedir? YSK, Cumhurbaşkanı, TBMM, yerel yönetim, halk oynaması. Hepsini kim diyeceksiniz? Yüksek Seçim Kurulu diyeceksiniz. Şimdi bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Bunun 7 asil,
4 tane de yedek üyesi var. Yani toplamda 11. Şimdi gelelim oylama türleri. Arkadaşlar, genel oy, eşit oy, gizli oy, tek dereceli seçim, açık sayılı hüküm, tek tek anlatacağım. Hocam, genel oy nedir? Değerli arkadaşlar, din, dil, ırk, servet, tam, eğitim, öğrenim, farkı gözetmek için herkesin oy kullanması. Tamam. Bak, tekrardan söyleyeyim. Din, dil, ırk, mezhep, farkı göstermek için herkesin ne yapması? Oy kullanması gerekecek. Anladınız mı? Var mı problem? Anlamayan var mı? Bak, burası çok önemli. Arkadaşlar, mesela Aliler oy kullansın, Sünniler oy kullanmasın. Bu genel oya aykırıdır. Tamam? İlkokul mezunları oy kullansın, diğerleri oy kullanmasın. Bu genel oya aykırıdır. Tamam? Tekrardan diyorum. Yani bunlardan herhangi birine aykırılık varsa bu nedir? Genel oya aykırı diyeceksiniz. Eşit oy. Değerli kardeşim, herkesin kaç oy kullanması? Bir oy diyeceksiniz. Tamam. Herkesin kaç oy kullanması? Bir oy diyeceksiniz. Ne demek bu? Yani bunun en iyi örneği biliyorsunuz arkadaşlar. Örnek vereyim size bir tane. Diyelim ki, evet, Hasan kaç oy kullanıyor? Bir oy. Peki. Evet. Dikkat. Kılıç'ta şey, Devlet Bahçeli kaç oy kullanıyor? Bir oy. Tayyip Erdoğan kaç oy kullanıyor? Bir oy. Ve Kılıçdaroğlu biliyorsunuz, bazen kullanıyor, bazen kullanamıyor. Ama kaç oy kullanıyor biliyor musunuz bu da? Bir oy kullanıyor. Tamam mı? Evet, Kılıçdaroğlu ne demişti? Bir oy deyip de geçmeyin. Bir oy birçok şeyi değiştirir. Bunun ismi nedir işte biliyor musunuz arkadaşlar? Eşit oy diyeceksiniz. Evet. Eşit oy neymiş? Herkesin kaç oy kullanması? Bir oy. Tamam. Din, dil, ırk, mezhep, farkı göstermek için herkesin ne yapması diyeceksiniz? Oy kullanması hangisine girer diyeceksiniz arkadaşlar? Eşit oya girer diyeceksiniz. Tamam. Anlamıyor var mı? Ve gelelim gizli oy. Değerli arkadaşlar, gizli oy dediğini nedir biliyor musunuz? Öncelikle şunu çok iyi bilmeniz istiyorum. Hiçbir baskı altında kalmadan gidip oyunu kullanabilir. Yani elini bir mühüre vuracaksın, bir de kalbine vuracaksın, sonra oyunu kullanacaksın. Bu gizli oy. Mesela oy kullandığınız yerde arkadaşlar bir perde var. Arkasına geçip oy kullanıyorsunuz. Bu aslında gizli oyun en iyi göstergesidir. Tamam? Tekrardan size söylüyorum. Gizli oy ne demekmiş? Herkesin kaç oy kullanması diyeceksiniz arkadaşlar? Bir oy kullanması diyeceksiniz. Bunun ismi neymiş? Gizli oy diyeceksiniz. Dikkat! Ve gelelim. Değerli arkadaşlar, hiç baskı altında kalmadan oy kullanıyorsan bu gizli oy. Bakın, eşit oy dedi, bir oy. Genel oy dedi, din, dil, ırk, mezhep, farkı göstermek için oy kullanabilmem. Ve gelelim. Açık sayım döküm. Değerli arkadaşlar, açık sayım döküm dediği şey şu. Oyların herkesin önünde açıkça sayılması, dökülmesi. Herkesin görmesi. Tamam. Ve gelelim tek dereceli seçim. Değerli arkadaşlar, mesela en basit örnek vereyim. Önceden şöyle bir şey. Hasan ne yapıyordu biliyor musunuz? Önceden. Hasan ne yapıyordu? Hasan gidiyordu. Bir tane temsilci seçiyordu. Tamam. Hasan ne yapıyordu arkadaşlar? Bir tane temsilci seçiyordu. Temsilci gidip kimi seçiyordu? Kimi seçiyordu? Milletvekili seçiyordu. Bu kaç dereceli oldu? 2 derece. Nasıl? Bak, ben size bir örnek vereyim. Ne diyorum? Önce Hasan bir tane temsilci seçiyor. Temsilci gidip kimi seçiyor arkadaşlar? Milletvekili seçiyor. Bu kaç derece oldu diyeceksiniz? 2 derece diyeceksiniz. Tamam mı? Evet.
Bakın. Dikkat. Ne diyorum? Evet. Hasan önce kimi seçiyor? Bir tane temsilci seçiyor. Temsilci kimi seçiyor? Milletvekili seçiyor. Kaç derece? 2 derece. Ama Hasan şu an ne yapıyor? Direkt milletvekili seçiyor. Bu kaç derece? 1 derece. Bak. Önce neydi? 1, 2. Şu an ne oldu? Doğrudan bu. Tamam. Gelelim. Arkadaşlar açık sayım dökümünde söyledik. Herkesin göz önünde oyları ne yapılıyor? Sayılıyor. Bakın size sınavda şunu söyleyeyim. Genel oy, eşit oyu çok iyi bilmenizi istiyorum. Her ikisinden sınavda soru gelirse bu ikisinden soru gelir. Bir de arkadaşlar Türkiye'de ilk kez ne zaman tek dereceli seçime geçmişler? Tarihi çok iyi. 46. İlk kez ne zaman açık sayım döküm uygulandı derse de 1950 diyeceksiniz. Evet, bunlar sizin için çok önemlidir. Bilginiz olsun. Ve gelelim sırada ne var? Son bir şey daha anlatayım size. Yasama neyi? Dokunulmazdır. Ha? Yasama dokunulmazdır. Arkadaşlar, yasama dokunulmazlığı dediği şey şudur. Bize bir sorumsuzluk var, bir de dokunulmazlık vardır. Dokunulmazlıkla sorumsuzluk aynı şey değil. Dokunulmazlık dediği şey şudur. Herhangi bir milletvekili dönemi içerisinde bir suç işlerse sen bunu sorgulayamazsın, tutuklayamazsın, yargılayamazsın. Ne dönemi içerisinde? Milletvekili dönemi içerisinde. Evet, ne sorgulayabiliyorsun, ne yargılayabiliyorsun, ne de tutuklayabiliyorsun. Evet, ama şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Ben milletvekiliyim. Herhangi bir suç işledim. Beni kimse sorgulayabilir mi? Yargılayabilir mi? Tutuklayabilir mi? Hayır. İşte buna ne denir? Yasama neyi? Dokunulmaz. Değerli arkadaşlar, dokunulmazlık kim kaldırır derse Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet, dokunulmazlık kim kaldırır derse arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki, dokunulmazlık kaldırılan bir kişinin milletvekili ne olur? Düşer mi düşmez mi? Düşmez diyeceksiniz. Soru, yasama dokunulmazlığını kim kaldırır derse ne diyeceksiniz? İsminiz gibi bilin. Meclis. Dokunulmazlığı kaldıran bir kişi milletvekili düşer mi düşmez mi? Düşmez. Evet. 1. Dokunulmazlığı kim kaldırır? TBMM. 2. Dokunulmazlığı kaldıran bir kişi milletvekili düşer mi düşmez mi? Düşmez diyeceksin. Peki size şunu sorayım. Dokunulmazlığın kaldırırsa sen bu kararı beğenmezsen nereye gidiyorsun? 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde karar verir? 15 gün içerisinde diyeceksin. Yani itiraz 7, karar 15. Evet, soru. Dokunulmazlığı kim kaldırır dersen diyeceksiniz. İsminiz gibi verin. TBMM. Dokunulmazlık kararına karşı kaç gün içerisinde nereye itiraz edilir? 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde karar verir derse 15 gün diyeceksiniz. Dokunulmazlık seni hangi yönden korur derse ceza yönden korur. Yani mutlak değil, nisbidir. İkinci şey şu, bizde arkadaşlar gerek milletvekilin, gerek cumhurbaşkanı yardımcısının, gerek bakanın, bakın cumhurbaşkanı değil, milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların, bunların her üçünün de dokunulmazlığı vardır. Ve size söylüyorum, dokunulmazlığı kim kaldırır? Fix. Dokunulmazlık kararına karşı kaç gün içerisinde de itiraz edilir? 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde karar? 15 gün. Ya 7 ya da 15'e çok dikkat etmenizde fayda vardır. Kuvvetle muhtemelen buradan soru gelir. Evet, karara karşı kaç gün nereye? 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi. Peki kaç gün içinde karar? 15 gün. Şimdi ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Öğrencinin en çok karıştırdığı bir şey daha var. Dokunulmazlık kim kaldırır? Tamam, TBMM. Buna bir sıkıntı yok. Karara karşı nereye gidiyorsun? Kaç gün içerisinde? 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne. Bunda da bir sıkıntı yok. Peki Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde karar verir demiştim ben size. 15 gün içerisinde karar verir diyeceksiniz. Yani şunu çok iyi bileceksiniz. İtiraz 7, karar kaç gündür diyeceksiniz? 15 gün diyeceksiniz. Tamam. Anlamayan var mı? Tamam mıyız? Var mı sormak istediğiniz bir soru? Yani gelirse arkadaşlar
Bunlardan bir tanesi ise sınavda soru olarak gelme ihtimali çok yüksek. Başka da sınavda soru moru çıkmaz. Bilginiz olsun. Evet. Değerli arkadaşlar, bir de bir şey daha söyleyeyim. Bir de sorumsuzluk var. Hocam, sorumsuzluk nedir? Meclise kullandığın oylardan, söz ve düşüncelerden sen ömür boyu sorumsuzsun. Buna yasama sorumsuz denir. Bir milletvekili arkadaşlar mecliste ne yapamazsın biliyor musunuz? Bu adam arkadaşlar o kürsüye çıkıyorsa rahat bir şekilde ötmesi lazım, konuşması lazım, bağırıp çağırması lazım. Bu demokrasi arkadaşlar asıl olan çok sessizliktir. Baskı kurmakla bir şey elde edilmez. Bu da bundan geliyor. Sorumsuzluk farklı bir şey, dokunmazlık farklı bir şey. Sorumsuzluğu kimse kaldıramaz, mutlaktır. Hiçbir milletvekili mecliste kullandığı oy ve söz ve düşüncelerden sorumlu değildir. Var mı sormak istediğiniz bir soru? Kafanıza takılan bir şey varsa alabilirim. Yoksa arkadaşlar, evet, varsa sormak istediğiniz bir şey alabilirim. O zaman bugünlük dersimiz bu kadar. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.